Oyların sayılması konusunda bir kaygımız her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşında olduğu gibi bizde de var. Bu 2009 seçimindeki iktidarın performansından, 2011 seçimindeki performansından kaynaklanıyor bu kuşkular. Şunu söyleyeyim. Biz hazırlıklarımızı her sandığın başında iki tane partili arkadaşımız olacak şekilde, her okulda bir tane avukat arkadaşımız olacak şekilde ve her okulun girişinde bilişimden sorumlu elinde laptop bilgisayar olan bir arkadaşımız seçim sonuçlarını hızlı bir şekilde merkezimize iletmek üzere hazır bulunacak şekilde çalışmalarımızı yürüttük. Hazırlığımızı yaptık. Ama şu uyarıyı da yapmak istiyorum. Eğer geçen hafta Sarıyer'de ortaya çıkan mesele gibi ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilçe seçim kurulu marifetiyle seçime sokmama gibi operasyonlar gibi şu ana kadar engellediğimiz meselelerin bir kısmı 30 Mart günü sandıkların başında cereyan ederse, ortaya çıkarsa, kazara elektrikler sular kesilirse ben İstanbul İl Başkanı olarak birkaç bin kişiyle gidip o sandıkların üzerine oturmak için söz veriyorum. O sandıklar, elektrikler gelene kadar açılamayacak. O sandıklar ortadaki şaibe ortadan kaldırılana kadar herkesin içi rahat edecek şekilde bir süreç sayım ortaya çıkana kadar açılamayacak. Çünkü o sandıkların üzerinde Cumhuriyet Halk Partililer koruma amaçlı olarak Türkiye'nin seçim namusunu koruma amaçlı olarak oturuyor olacaklar. Teşekkür ederim. Evet, İl Başkanıma ilaveten biliyorsunuz oyların nasıl atıldığı değil, nasıl kullanıldığı değil, nasıl sayıldığı önemli. Hükümler adil değilse istediğin kadar kanun çıkar. Biz bu noktada uluslararası gözlemciler de istiyoruz. Kesinlikle mevcut iktidarın heyecanını anlıyoruz. Sandıklarda her türlü bilgisayar oyunları yapacağı konusunda da duyumlarımız var. Yarın bir olay doğruysa avcılardan noter tespitli yarın bakacağım. O binada oturan vatandaşlara soruyorsunuz. Burada oturan bu vatandaşı tanıyor musunuz diye. Tanımıyoruz diyorlar. Ama yarın tekrar detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Öyle bir olay doğruysa binlerce arkadaşımızla birlikte avcılardaki o eve giderek o vatandaşın kim olduğunu bulacağız. 10 daireli bir apartmanda seçim kütüklerinde kayıtlı ama vatandaş o binada oturmuyor. Bunu arkadaşlarımızdan bana bilgi geldi. Bugün detaylı bir şekilde araştıracağım. Somutsa arkadaşlarımla, binlerce arkadaşımla birlikte o eve giderek Sayın Başbakan'dan o vatandaşın oraya nasıl kaydedildiğini soracağız ve kendisinden cevap isteyeceğiz.